biz Selim'e Sultan'la girdik mutfağa. Harikalar yaratmaya. Tamam mı? Kapya biberi. Anne şöyle ince ince, şöyle yuvarlak mı yapayım anne? Böyle şu şekeri getirir misin anne? He, yuvarlak olacak. Çiçek şeklinde, evet. Mantar, domates, kapya. Bunları ince ince halka halka yapacağız. Domatesler de halka halka, ince ince. Yarım halka olsun ama. Pizza sipariş hazırlığını yapıyoruz. Sucuk, sosis. Annem sarımsaklı tabanında sos yapıyor. Ne var orada göstereyim size. Tam tarif veremeyeceğim tabii. Ne kadarını çekebilirsem Selim'e Sultan, çünkü yoğun çalıştığı zaman birazcık yoğundan ötürü zaman kısıtlı. Yağda. Zeytinyağında. Evet. Sarımsağı kızarttık. Yağdık önce yağ çekti onu kokusunu. Sonra domatesleri böyle küp küp de rendelenmiş domates. Sonra salça koyacaksın. Biraz şeker. Kekik tuz. Evet. Bu üç pizzanın da, üç çeşit pizzanın da tabanına döşenecek mi? İki çeşit olacak, dört çeşit peynirle olmuyor. Dört çeşit peynirli salçalı sostan yapmıyoruz tabanına pizzanın. Ama sadece krem peynir sürülecek tabanına. Papero ve margarita'nın tabanına bunlar döşenecek. Ben burada bunları halka halka ince ince doğrayacağım. Burada mantarlarımı yıkadım, kabuklarımı soydum. Bunları ince ince annem kıracak. Dört çeşit peynirli ayrı olacak. Sosisli, sucuklu, kaşarlı ayrı olacak ve sebzeli aynı zamanda gene sucuklu, kaşarlı ayrı olacak. Burada da pizza hamurumuz mayalandı. İçinde ne var mayanın dışında? Su, maya, un? Maya, tuz, su ve yağ var. Ha, sıvı yağ. İsteyen sıvı yağ koyar, isteyen zeytinyağı. İsteyen zeytinyağı, isteyen sıvı yağ. Bakalım sonuç nasıl olacak? Fırıncı komşumuzla da anlaştık. Saat 6.30 gibi götüreceğim. 7 gibi. O kızartacak, pişirecek. Ben de hemen getireceğim. Müşterilerimizi de arayacağız. Onlar gelip alacaklar. Şimdi kızlar, ilk deneme için kendimize bir yapıyoruz. Dört peynirli deneyeceğiz. Fırınımızı ısıttık. Bakalım nasıl olacak. Dört çeşit peynir koyacak. Burada sosunu ezdik. Domatesi böyle kabukları falan soyduk zaten de tane tane ağza gelmesin diye. Bu pizzanın sosu. Alt taban pizzanın sosu. Hamurumuzu krem geliştireyim. Peynirini önce açar mısın kızım? Krem peynirini açalım. Krem peynir açalım. Şey olacak. 4 ne dördü ya? 30 santim olacak genişliği kızlar. O yüzden böyle mayalarını, mayalanmış hamuru biraz daha mayalansın diye tepsilerinde bekletiyoruz. Haydi Selim'e Sultan'cığım. Ha, bu 4 peynirli de labne de var ha. Tabii çekeyim bakalım şu şeyi de açıyorum. Bakalım bunu açayım. An itibariyle mutfaktan kovulmuş olabilirim. Çünkü hamurun kalınlığıyla anlaşamadık. Annem diyor ki birazcık kalın olması lazım. Ben diyorum ki hayır anne, bu hamurlar çok kalın, çok ince olması lazım. O dedi ki usta benim dedi. Dedim peki ben çıkıyorum. Çünkü şurada azıcık fesleğenimiz, melisa çayımız, taze melisa çayımız. Ondan sonra bir şeyler ekmişti annem, yeşil. Yandım. Koltuğumdan yanıyor su akarak. Saat 7.20 geçiyor. Ben şu yeşillikleri sulamak için suyu açtım, çiçeklere daldım. Şu kurumuş zaten ne varsa, şu küpeli kurumuş. Bu küpeli güneşi hiç sevmez dedi kadın bize. Annem getirdi bunu, güneşe koydu. Bilmiyorum nasıl olacak artık. Şurada fesleğenimiz var, nanemiz var hepsi. Ne olmuş biliyor musunuz? Yazık. Kurumuş. Orayı biraz suluyorum. Bu havada tam yapılacak iş denizde uzanmak vallahi. Kardeşim en doğrusunu yaptı. Evet. Yusuf'a uğradım. Sipariş vardı. Onu götürdüm dönerken. Kocacığım yemek bile, daha öğlen yemeği yiyememiş yoğunluktan. Maşallah bugün cumartesiydi ve çok yoğun bir gün geçirdi. Şimdi gideceğim şemsiyeleri açacağım. Ay, gülüm davu çizdi kolumu. Ay canım benim, şu ekmeğim sarmış. Nerede kırmış? Şuna melisa çayı.
yaptıkların çay çok güzel oluyor. Yani hem yeşilinden çay hem limonataya falan da koyuyorum ben. Nefis oluyor. Güneş tam karşıdan bakıyor ve şu anda var ya yüzüm yanıyor. Şurada taze biberiye var, onu da annem ekti. Şu defter gras şeyin dibinde. Kayınvalidemle annem zaten bir saksıya en az 3 tane 4 tane çiçek cinsi ekmezseler, bitki cinsi ekmezseler rahat edemezler. Hiçbir saksıda 2 tane karışık çiçeği sevmem. Bir tek bir tane sevdim hayatımda. O da hangisi biliyor musunuz? Şu tuvaletin dibindeki var ya, mor olan. Morla şey salkı aşağıya yılbaşı çiçeği diyor galiba. Gelinim onun ismini bilmiyorum tam olarak. Bir onu seviyorum. Onlar ikisi aynı saksıda çok güzel uyuştu gittiler morla. Onun dışında aynı saksıda bir sürü çiçeği sevmiyorum. Burada gül var mesela, sarmaşık var. Burada gül var. Başka bir şey daha var galiba. Evet. Naneleri suladık. Şu şeyleri de şöyle sulayayım madem elime geçmişken. Şu yeşil çimenlerin diplerine azıcık suyu şöyle gezdireyim. Bugün fırsatım, bir tık fırsatım oldu. Emoş'umu açtım, izledim dünkü vlogunu. Teyzemi gördüm, bayağı zayıflamış, çok da güzel olmuş. Zayıflık kadına güzel gidiyor ya. Yüzüne gözüne hemen gençleşmiş, çok tatlı olmuş. İkisini de çok seviyorum, çok öpüyorum buradan. Bursa'dan, İnegöl'den izleyen herkese selam olsun canlar. Fırsatım yok, arayamıyorum. Geçenlerde doğum günüydü, bir tek ses atabildik. İşte doğum günden 2 gün önce beni aradı, görüntülü konuştuk anneme ulaşamadığı gün. Öyle işte, çalışınca bizim haller. Bu da güzel oluyor şey olunca. Böyle buralarından çiçek vermeye başlamış bile. Şu pampası hatırlıyor musunuz? Kışın annem bir yerden bulmuş, sökmüş, getirmişti. 2 tane hatta getirdi. Biri kurudu, biri tuttu. Şu yazık meyve ağaçlarını da sulayayım. Avokadolar kurudu valla. Bunlar meyve veren aşılanmış avokado. Size böyle toprakla suyla uğraşınca sakinleşiyor musunuz? İyi geliyor mu size? Pizzaların son halini size çekmek istiyorum tabii ki. Kovulmasaydım ayrıntılı her şeyi çekecektim de annem şimdi streste. Böyle yoğunluk olduğu zaman çok şey sevmiyor. Yani bir de kamera açık oldu mu iyice strese giriyor. Tarifi unutuyor falan. Dikkati dağılıyor daha doğrusu her şeyden önce. Şimdi şu papatyalar kurumuş gibi gözüküyor ya. Bunlara ben bugün baktım. Eğer kurumuş olsaydı bunları şey yapacaktım. Bunlar kökleri yeşil. Kıracaktım. Sökecektim. Olmadı. Çünkü daha saplarında canlılık var yani. O yüzden belki su verirsem yeşerir diye düşünüyorum. Tabii ki budanması gerekiyor yenisini vermesi için, biliyorum. Bir gün budama makasıyla, ama full güneş buraya sürekli baktığı için burada da gölge yok. Ne ara yapacağız bilmiyorum o işi. Avokadocuklar. Şunu da ağacını da sulayayım. Bunun da bir sevabı vardır elbet. Bunlar da canlı ya. Hayvanlara, ağaçlara su verdiğim zaman da kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yatağa yattığım zaman günlük ne sevap işledim, ne yapabildim Rabbime diye. Kendi kendime böyle düşünüyorum. Sonra aklıma geliyor. Su verdin, hayvanları doyurdun. Ne bileyim. Gün içerisinde yaptığım bir iyilik varsa, birisinden bir Allah razı olsun kelimesi duyduysam mutlu ediyor beni. Bunlar kurumuş bile, bunları bolca. Bunlar hep su seviyor da işte bu sıcaklarda kim istesenize bunları sulayabilecek herkesin. Buralara kadar sulayamıyorlar galiba. Sufla, annem suluyor günlük aslında bahçeyi ama buralara kadar sulanmıyor gibi geliyor. Sulanmış olsa şunlar kurumazdı. Valla kimseye de kızmıyorum. Şu sıcaklarda insanlar canını zor atıyor gölgeye. Telefon da ısınıyor, sürekli kapanıyor. Neyse kapatayım, sonra geri konuşuruz, görüşürüz. Ve Selime Sultan'ın dediği ölçüde kalınlıkta yapıldı ve bence gayet kurtarıcı. Aynen, çok kalın değilmiş. Tamam Selime Sultan, seni affediyorum.
Bu dört peynirli. Hayır. Anne bu dört peynir değil mi? Değil. Ha. Bunların ölçüsü iyi değil mi çatatlım? Bu margarita. Ha, bu margarita. Ama margaritada domates olmaz mı? Aşkısı, bunların büyüklüğü çok iyi değil mi? Harikasın Selime Sultan. Hayır, onda domates olmuyor. Fesleğen oluyor. Haydi bakalım. Şimdi ne gerçek? Tamam, ben çıkıyorum. Evet, bu taparoni. Paperoni. Hemen. Kaparın karışık yani. Şurada çitiri sıram yani dört peynirli fesleğenli. Hayır, margarita. Margarita mı? Bu ne? Dört sıram yazmışsın. Bu margarita. Ha, margarita. Ben buna da margarita yazdım. Şunlar dört sıram. Çitiri dört sıram. Peynir. Ha, parası. Ooo. Şahane çok oldu Selime Sultan. Çok sıcak ama ya. Evet, eridi. Neyse olsun, sıcak kalsın. Hemen gelecekler arabayla, alacaklar ve ben çıkıyorum. Eve kaçıyorum. Ellerine sağlık anneciğimin. Paperoni. Paperoni. Kardeşim de geldi, süpürgeyi eline aldı, çalışmaya başladı. Güneş battı, ben oğluma koşuyorum. Ustacığım, seninle çalıştığımız için çok mutluydum. Güzel bir gündü, yorucu bir gündü. Hoşça kal. Yorucu gündü. Bay bay canım. Saat 8 herhalde. Daha yeni eve gelebildim. Şoka uğradım. Yusufcuğumun isteği vardı. Siparişi vardı. Yusufcuğumun siparişi vardı. Karpuz istedi. Şoka uğradım. Karpuz aldım. Kocaman bir karpuz aldım ki bu hafta artık sürekli karpuz demesinler bana. Ne oluyor? Niye dövüşüyorsunuz? Kalksana, babaannenin söylediğini ikiletme. Anne, ben duymuyorum. Duyarsın. İyi duy. Bak yanında sesleniyor kadın. Babaannesi ona çok yüz verdiği için sözünü dinletemiyor. Ben de sinirleniyorum. Babaannene yardımcı ol diyorum. Dinlemiyor. Kadın kulağını dibini 3 kere tekrarlıyor, bağırıyor. Oralı olmuyor. En sevmediğim bir şey. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Hayat size güzel. Oh 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 oh. Sana tutmuyorum. Selfie yapıyorum. Tatlışka, ne yapıyorsun? Bileziklerin iyi durumda değil mi? He? Kırılan kopan yok değil mi anne? Nerede kedi? İçecek suyumuz var mı Sebil'de? Anne. Yok, daha sipariş vermemişler. He anneciğim. Kedi. Selamun aleyküm. Anne, kediyi bir yıkayak dedik. Evet, tutmayın. Kedi. Çünkü sıcaktı ya bugün hava. Hem de şey biraz pislenmişti. Yıkadık kediyi. Hortum aç. Yanaklarını ver, tatlı yanaklarını. Oh. Oh, çok özledim. Bal arısı, kuş arısı. Bir daha sarılsın anne, gel. Yakışıklı kimde böyle yakışıklı? Hoş geldin anne. Hoş buldum. Sen babaanneye niye sözünü ikiletiyorsun, üçletiyorsun anneciğim? İkilmedi anne. Size fayansları göstereyim. Derzleri çekildi, çok güzel oldu. İki dakika soluklanıp eve çıkacağım. Evde de bir sürü işim beni bekliyor. Hiç merak etmeyin yani. Nigar hiç boş kalır mı? Mümkün değil, kalmaz. Haydiyim bakalım. Bunlar nene torun kapının önünü yıkamışlar. Çiçeklerini sulamışlar. Şöyle terasa kendimi atıp hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Vay, derzi yapılınca aralarına gri renk derz atıldı. Derzi yapılınca daha güzel olmuş. Daha şık olmuş. Mis. Mis mis mis. Çok güzel olmuş, çok. Fayans ustası Ayhan abi, kayınpederim arkadaşı. Ustalığı güzel ama. Güzel yapmış gerçekten. Bizim evin kliması çalışıyor mu oğlum? Ha, Aras bizim evin klimasını açmış. Şurada dallar sallanıyor ya. Bizim motor oynadıkça. Dallar sallanıyor. Buraları yıkamışlar, şey sulamışlar. Demek kumalar gibi kavga ediyorlar sürekli. Bağırma bana diyor. O diyor benim sözümü dinle. Şu arkada bizim kırmızı motorumuz varmış. Onu aslında yaptırıp bilmiyorum ki ne sorunu var. Bir sormak lazım. Yes. Yarın Yusuf evde olacak. Pazar ya, biraz dinlenmek istiyor. O herhalde büyük suyu açar, buraları yıkama, bahçeyi sulama işleri yapacak. Budama işine de girer mi bilmiyorum. Onu kayınvalidemle beraber yapıyorlar. Çünkü neyin budanacağını, neyin kısaltılacağını falan kayınvalidem söylüyor, karar veriyor. Oy oy, nereye kaçıyorsun cücük? Bu benim terasın şeyleri. Teras hayranları. Of, bahçe yeşillik her zaman güzel ama. Efendim oğluş. Solsa, solsa, her gün bayram olsa. Nay 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 nay. Nay nini nay nini nay nay. Maşallah deyin. Şu
şu gök kıllıdan hatırlıyor musunuz? Benim terasta da vardı. Bunlar görümcemin al. Şunlar da mı buna dahil anne? Sol sağ. Babaannen tıkanmışken. Anne sen niye bu derece kendini yoruyorsun? Marmini tıkanmışsın gene, nefesi tıkanmışsın. Ha, sıcak diye mi? Klima da belli bir yerden sonra bunaltıyor. Şu saçaklıya geçemedin daha değil mi anne? Bunu yanına getireyim, budayacak mısın? Ha anne? Şu Rapunzel'i ne zaman budayacaksın? Halın yok. Enerjisi yok kayınvalidenin. Bunlar aslında şöyle direkt tık 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 kesip tıraş edip, şunlar çöp artık. Bunları kestikten sonra çok güzel çıkıyor diplerinden, şöyle yeşil yeşil. Ha, şu da kırmızı şeyini vermiş, bibiklerini vermiş. Buradaki çiçekleri baktım bilmiyorum. Normalde bunları her sene bir saksılarını elden geçiriyor. Ondan sonra yeniliyor saksılarını, değiştiriyor. Allah'ın hikmetine bakar mısınız? Anne. Bakar mısınız bir anne, dalda? Efendim aşkım? Beyazı var ya. Şöyle bakıyorum. Kucağıma alıyor. Patisini alıyor. Benim burnuma böyle sürüyor. Patisini alıyor. Bu tırnaklar uzamış hemen. Bugün bakın. Keserim. Bugün manikür pedikür. Hadi bakalım. Anne. Of, iki dakika soluklanayım da yukarı çıkacağım. Anne. Anneciğim. Bak şu. Anne bu Bay House'tan aldığımız mı? Bay House'un bahçesinden ki getirmiştik mor. Koparmıştık, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Zarife'nin ikizleri doğduğunda Antalya'ya gitmiştik. Yusuf'un beyaz arabası vardı. Bu morları oradan numune kopardık AVM'den. Evet işte o ya. Kaç yıl oldu biliyor musunuz? 3 yıl herhalde oldu. Ama çok narin yetişen, zor yetişen bir şey. Böyle koyu kömürümsü, morumsu. Aras babaanneni sinirlendirmişsin. Bak lütfen. Babaanne ben merhaba edeceğim. Annesi orada su içmeye çalışıyor. Kedilere su dolduruyormuş. Babaannesi dur sen de stres yapma babaannesi. Ana bu ne olmuş? Ha şey düşmüş zannettim. Şu benim mor favorim. Bayılıyorum ona. Yes. Şöyle bir tur. Kirpi mi? Anne demek ki onun dallarında ona faydalı bir şey var. Yoksa yemez. Aşk merdivenine bakın. Anneciğim ne yapıyorsun bebeğim? Kedicikleri sana götürüyorsun. Gül de bana dolandı. Evde bir dünya işim var. Ben bahçe dolanıyorum. Aferin bana. Şimdi çamaşır makinemizi çalıştırdık. Tamam. Çamaşır makinemiz çalışıyor. Koyu renklerimi attım. Burada temizlerim var, kurumuşlar. Bunlar katlanacak, toplanıp. Düşüze su atacağım. Düşüze suyu çıkarıp sabaha kadar soğuk su iyi oluyor başucumda. Ben sabahtan uskumru filete çıkardım. Soğan halkası, yarım paketini daha önce kullanmıştım ve peynir çıtırları, çubukları. Bunları daha önce kızartma yapmıştım. Hangi menüyleydi hatırlamıyorum. Son bunları kullanacağım ama ne yapacağım? Kızartma değil. Bunların hepsini fırına iteceğim yağlayıp. O yüzdendir ki bugünkü menü çok pratik ve kolay olacak. Şimdi suyumuzu atalım. Şu karpuzumuzu bir keselim. Tamam mı? Makineye kirlerimi doldurdum. Of, yukarıya çıktık. Allah'tan Aras klimayı daha önce açmış. Karpuza 68 lira verdim. 7 liradan almış kilosu. Bir bakalım. Büyük bir karpuz aldım dediğim gibi. Karpuz derdinden kurtulmak için. Bakalım nasıl çıkacak. Karpuz çok güzel çıktı ya maşallah. Şoklar aldığım hiçbir karpuza şaşırmıyorum hiçbir zaman. Bunun böyle ortasının çökük olduğuna bakmayın. Tazecik. Kıpkırmızı. Helali hoş olsun. Verdiğim para. Şurası Aras nadılı yapmış. Şey olmuş her yer. Şimdi keseyim. Dolaba atayım. Bunlar soğuyana kadar ben de hızlıca güzel bir duş alayım. Of, sonra çamaşırlarımı katlayacağım. Sonra yemek faslı. Sonra da dinlenme faslı. Aras'ım salata koyayım mı tabağına? Evet, su makarna ekşili salata.
soğan halkası. Aa, baba sen ye. Balık. Ayık yiyeceğiz aşkım, sana afiyet olsun bize. İçecekleri koymadınız mı? Baba sakın.